halin öyle. Hocam. Kasır üstü bırakın mı? Eski de. Benimki de eski ama böyle değil. Umut. Evet. Daha güzel bir et biter zaman. Bize o saçı koyabileceğimiz 3 tane fas var. Ama böyle küçücük böyle hani misket oynar gibi o taşlarda istemiyorum. Parke taşına ben giderim. 3 tane istiyorum. Bak şimdi sen ek nakil yapıyorduk. Robot da vardı. Asker olduğu için nakil yapıyorduk. Şimdi bu iki katlı. Şimdi böyle. Ama burada şey önünüz kapanır ağaçtan. Evet. Çalıları görürsünüz. Aynen. Şimdi biraz kılıyorsunuz. Böyle bir de 45 derece açıyla. Gergin olsun diye. Hem gergin hem çıkmasın. Bak gerildi. Gergin olursa daha güzel olur. Şimdi evimiz hazır. Değil daha. Neden? İki tane var burada. Ne yapacağız? Böyle birbirine geçeceğiz. Alttakini sen geçir. Orada bir tane daha şey var, kanca var. Boş kanca. Evet arkadaşlar, okçular baraj gölünü, baraj göletine gittik, çadırlarımızı kurduk. Ondan sonra tam böyle yemek yapacağız. Neyi unutmuşuz? Yemek yapacağımız bütün malzemeler evde kalmış. Nasıl fikir? Şimdi onları almaya gidiyoruz. Onları aldıktan sonra işte yemek faslına geçeceğiz. Yemeğimizi yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra müzik yapacağız ateş başında. Böyle çok eğlenceli, güzel bir yer olacak. Göletle ilgili yarın böyle ayrıntılı videolar çekip videonun içine de ekleyeceğim. Çünkü geç geldik bugün. Bayağı işte okulda işlerimiz vardı. Okuldaki işlerimizi bitirdikten sonra ancak çıkabildik. Oraya varışımız 7-7.30'du değil mi Semih? Evet. Yarın da çok güzel o göleti tanıtacak videolar çekip ekleyeceğim. Şimdi evden unuttuğumuz malzemeleri alıp tekrar Okçular Barajı'na döneceğiz. Bu arada Okçular Barajı'na nasıl gidilir diye soran olursa Kaynarca yolu üzerinde, yani Adapazarı merkezden Kaynarca'ya doğru giderken yaklaşık son 5 kilometre kala gölet diye bir sapak var. Sağa sapıyorsunuz. Sağa saptıktan yaklaşık 1 kilometre sonra da göleti göreceksiniz. Çok güzel bir yer. Tesis var. Yani bekçisi falan da var. İşte lavaboları falan da var. Hani çünkü bazı arkadaşlar özellikle lavabo soruyor. Güzel bir yer. Yani benim çok hoşuma giden bir yer. Özellikle göletin olması çok güzel bir şey. Beğendin burayı mı? Çok güzel hocam. Ya ben çok senin fazla de sayfan şey... varmış galiba. Daha temin arkadaşlar söyledi ama. Benim bir YouTube sayfası açtım. Doğadaki mutlu insan diye. Ben bisikletle de uğraşıyorum. Profesyonelce. İşte güzel yemek yapmayı seviyorum yani. Çok güzel. Ama Hataylısın normal ya. Sonra kanala işte... Ben de önceden bir vlog çekiyordum, öyle gezi vlogları falan. Var hala, kanalım duruyor. Sakarya ben Tekim. Sakarya'dayım, ben Serdivan'da oturuyorum. Burada tanıştık. Ben zaten... Tek geldim buraya. Ben her yere tek gidiyorum hocam. Süper ya. Yes. Ben kış kamplarını tek yapmayı çok seviyorum. Oy oy oy.
Birazdan gidiyorum. Gitti gidecek hatta. Koktu mu? Bu zaman baharatları iyidir. İşte geç gelince yemeği böyle geçiyoruz değil mi? Daha tatlı olur canım. Hepimizin emeği var yemekte, o yüzden. Arkadaşlar geldik. Burası Melih, seni tanıtayım önce, ondan sonra şey yapalım. Tamam. Melih, buraya geldik. Biz evde bir şey unutmuştuk. Hatta videoda bir yerde olacak o. Almaya gittik, geldik. Melih burada. Melih Sakaryalı bir arkadaşımız. Burada tanıştık. Ben çok mutlu oldum kendi adıma. Ben de kendinden bir bahset. Hocam o kadar. Ne yaparsın, ne edersin? Kampçıyım hocam işte. Ben de doğayı seviyorum, geziyorum. Geziyorum. Evet. Alabildiğince gezdim. Yalnız bir konuştuk, Melih çok konuşmadı ama Likya yolunu bile yürümüş, bayağı yerleri gezmiş Melih. Bundan sonra da görüşürüz inşallah. İnşallah hocam. Burası Okçular Barajı, Kaynarca yolu üzerinde, Kaynarca'ya varmadan 5 kilometre önce sağa saptığınızda zaten siz, yol sizi buraya kadar getirecek. Baraj Gölü'nün görüntülerini de ben yarın çekeceğim, videoya koyacağım. Çok güzel bir yer, çok seviyorum. Tek sıkıntısı neydi arkadaşlar? Köpekler. Evet. Aşırı derece köpek var ama susturduk. Başardık. Aynen. Buraya okulumuzun meda iftarı muhasebecimiz Semih Bey, benim 12. sınıf öğrencim Umut ve Semih'in abisi mi kardeşi mi? Kardeşim. Sanki daha mı küçüktü? Hemen daha küçük. Evet, Mustafa ve Melih ile de burada tanıştık. Bugün 5 kişi çok güzel bir gece geçiriyoruz değil mi? Evet. Hallettin mi Melih? Evet.
İki tane filmi nasıl indirdin ya? YouTube'dan hocam. Hemen indiriyor mu? İndiriyor. Allah Allah. Ya da şey inşallah içeri girmemiştir bu ya. Şey. Yok girmez oradan ya. İçerisi tertemiz. Bizimkiler uyudu. Hem de böyle kamplarda genelde böyle herkes uyuduktan sonra otururuz diyorsunuz. Seviyorum ya. Güzel oluyor. Ama güzel bir kamp oldu ya. Ya şey çok çekmek istiyorum da çıkmıyor ya. Düşünsene bak 2 metre ötemiz göl. Hocam ben de makineyi değil mi? Pozlama yapardık aslında. Şey gece pozlaması. Çok yapıyordum ben ya. Uydun Melih filmi izleyecek misin? Hocam izlerim diye düşünüyorum. Yani izlerken bayılırım diye düşünüyorum da. Haydi iyi geceler. Sağ olun hocam. Evet arkadaşlar okçular barajı arkadaşlar çadırlara çekildiler uyuyacaklar. Benim de çok hoşuma giden bir şey yapıyorum şu an ateşbaşı böyle insanın kendi kendisiyle kaldığı, kendini dinlediği güzel anlardan bir tanesi. Hava o kadar güzel ki açık her taraf yıldız kaynıyor böyle muhteşem bir görüntü ama maalesef çekemiyorum. Yani çekecek makinem yok onu göstereceğim. Hemen 3 metre ötem göl. Çok güzel bir yansıma var üzerinde ama çekebilirsem onu da koyarım ama sanmıyorum çıksın. Huzur veriyor. Bu tarz kampları herkese tavsiye ediyorum. Ama her zaman dediğim gibi ne olur çöpleri doğaya bırakmayın. Bu arada arkadaşlar buranın tek dezavantajı aşırı derece köpek var. Sürekli havlıyorlar. Yani sesle ilgili sıkıntı yaşayanlar buraya kesinlikle gelmesin. Şimdi yine biraz duruldular. Günaydın arkadaşlar. Şu an sabahın 5.30. Biraz sonra güneş doğacak. Ama muhteşem bir manzara var karşımda. Böyle göl hafif dalgalı böyle rüzgarın oluşturduğu o güzel dalgalar şu an yansıyor, görünüyor. Karşıdaki ağaçların gölgesi işte yansıması göl üzerinde. Yani muhteşem bir şey ya. Ben şimdi bu güneşin doğuşunu da burada seyredeceğim. Ondan sonra böyle bir göl etrafında bir yürüyüş yapacağım. Farklı farklı açılardan gölü çekeyim diyorum. Ama gölün üzerinde de böyle hafif bir sis var. Sis bulutu. Muhteşem bir şey. Kuş sesi gelmeye başladı. O kadar güzel ki. Umarım yansıyordur. Bu arada
Baya bir çakal sesi duydum bugün, bu gece. Gölün karşı tarafından geldi. Bu taraftan geldi. Yani nereye gitsek yaban hayvanları oluyor. Her zaman dediğim gibi biz onların evine geliyoruz, misafiriz. İyi ağırlıyorlar bizi aslında. Sadece biz onlara saygı göstereceğiz, saygılı olacağız onlara. Onların yaşam alanlarına müdahil olmayacağız. Şu an gölün üzerinde muhteşem bir sis bulutu var. Eğer kameraya yansıyorsa kadraja koyacağım bu görüntüleri de. Ya bayıldım ben ya. Çok 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 hoşuma gitti. Burada arkadaşlar, buraya bakan bir amca var ama girişler ben ücretli sanıyordum, ücretsiz, herhangi bir ücret ödemedik buraya girerken. Eğer yolunuz düşerse herhangi bir ücret ödemeden giriş yapabiliyorsunuz. Şu an karşıda böyle muhteşem bir sis var ya. Şimdi bütün herkes uyandıktan sonra kahvaltı yapacağız. Kahvaltıyı yaptıktan sonra burada Kerpe diye bir yer var. Oraya yüzmeye gideceğiz. Benim öğrencim var, Umut, ona söz verdim. O yüzdükten sonra herkes evine dönecek. Bu arada böyle küçük küçük kayıklar da var burada. Sanırım bunlarla gölü geziyorlar, buraya gelenler. Benim gördüğüm şu an 3 tane var burada. Ama göl büyük yani. Bu arada arkadaşlar, şu gördüğünüzde bizim kamp karşıda, kamp karşısından görüyoruz şu an kamp alanımızı. Yani şu an gölün diğer tarafına geçtim. Yol devam ediyor. Bir gideceğim daha. Nereye kadar gidiyor? Karşı taraftan tam direkt görebilecek miyim bilmiyorum ama inşallah görürüm çünkü merak ediyorum. Evet arkadaşlar, gelebileceğim son nokta, yol bitiyor burada. Şimdi tam karşısı bizim kamp kurduğumuz yer. Göl böyle daha gidiyor. Bayağı büyük bir yer. Çok çok güzel bir yer. Şimdi güneş de karşıdan doğacak biraz sonra. Onu da çekip koyacağım inşallah. Oy oy oy.
Bayıldım ya. Ben yani çok çok hoşuma gitti. Güneşin doğması hem de böyle gölün üzerindeki yansıması, bayıldım. Şimdi kampa döneceğim. Kamptakiler bakalım uyandı mı uyanmadı mı, onları bir kontrol edeyim. Ama muhteşem bir doğa. Şimdi arkadaşlar ben kameranın arkasındayım. Ama öyle bir görüntü var ki onu göstermek istedim size. O yüzden çekiyorum şu an, çekim yapıyorum. Güneş yükseliyor. Yükseldikçe gölün üzerinde oluşturduğu görüntü yani kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. O yüzden göstereyim dedim. Ben bayıldım ya. Yani gün doğumunu burada seyrediyor olmak beni ayrı mutlu etti gerçekten. Hani kamp çok seviyorum. Ama böyle bir güneşin doğuşuyla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Benim için muhteşem bir şey oldu bu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada beni karşılamaya sağ olsun Mustafa ve Semih gelmiş. Güzel bir sürpriz oldu. Gidik bir yerlerde bir işler karıştırıyor olabilir gene. Karıştırdım bayağı valla. Çok güzel şeyler çek. Evet. Onları videoya ekleyeceğim. Doğanın uyanışı hocam. Valla çok güzel. Bugün ben güneşin doğuşunu bu şekilde seyretmek benim için muhteşem bir şey oldu ya. Uykudan daha keyifli hocam. Ben uyumadım. Bir yarım saat geçtim çadıra, biliyorsun işte, ondan evet. Sonra çıktım. Ama doğanın uyanışı, senin bir ezgin vardı galiba. Değil mi? Doğanın uyanışı mıydı? Evet. Onu şiir akşamlarında bir de jenerik müziği yapmıştık. Evet. Benim bayağı bestem var ha. Satsam mı onları ya? Bir tane besteyi istediler biliyorsun değil mi? Yok, haberim yok. İstediler bütün haklarını bir dizi müziği için. Telif. Yani hocam, o benim ismim geçmeyecekti. Yani benim ismim geçseydi o zaman 25 bin TL teklif ettiler. Adam kendisini yapıyor. Ha, yani onun üstüne olacak beste. O yapmış gibi. Ben dedim olmaz. İşte kaç lira istiyorsun dedi. 200 bin TL istedim ben. Vermediler. Buyurun yenisini yapın hocam. Yani. Ama beste benim diye söylemiyorum. Gerçekten ya çok güzel. Dün akşam bir ikisi de çok güzel hocam ya. Güneşin doğuşu olamaz o. Baksana. Biraz önce arkada da çektim. Burası da çok 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 farklı bir. Ya baksana güneş yükseliyor. Ben böyle bir güneşin doğuşu beklemiyordum işin açıkçası. Gölün üzerine yansıdı. Olay artık şey oldu hocam. Bu okçulardan çıktı. Güneşin doğuşunu bir de böyle izleyeyim. Yemin ederim var ya. Nasıl? Bendeyiz değil mi? Ama bak şey var ya, böyle buhar var. Gölden oluşan buhar. Güneş. Bak balık var mı? Yok, öyle eğlenmeye geldim. Ne çıkıyor burada? Kazan. Kazan değil mi? Oflama. Şey değil mi sen? Ara bilimdeki. Evet. Buralarda biraz seyre çıkıyor hocam. Şeyde aslanlara gittik. Orası kalabalık. Orası olsaydı orada yakalanırdık garanti. Aslanlarda 9 tane balık yakalamışlarım var. 9 tane mi? Evet. Maşallah. Orası güzel. Bilmiyorum, biliyor musun? Karadere'deki aslanlar. Biliyorum. Bizim şey orası abi. He. Kendi sanki bulut gibi, şurası gibiydi. Nasıl bir görüntü bu? Bak. Şimdi İstanbul'da herhangi bir çocuk bunu görüyor mu? Hayır. Ya çok şanslısın diyorum. Gel beraber seyredelim. Gel. Şunun güzelliğine bak ya. Çok şanslısın. Valla. İşte bunu nasıl kalabiliyorum? Hı? Yok, şey kullandı. Bir ara bunlar bir video çekti. Şeyde. Bu bardakta mesela ben hiç bardağını bir ulakta gördüm. Ha. Bardağını bir
Ben ilk defa böyle görmüyorum. Bak onu yaptığını gördüm ben, ne yaptım biliyor musun? Şöyle bir ağacı. Bunun güzelliğine bak ya. Şey ağaçları böyle boyamışsın gibi hocam. Bir TRT'de bir ressam vardı. Bob muydu ismi, neydi? Ha. Böyle şuraya da bir ağaç çizelim falan derdi. Bak aralarda hafif gölgeler. Ben bir kere sinirlendim. 6 ay hiç bir enstrüman çalmadım. Evde de orkestraya yetecek enstrüman var. Yani davulundan tut bağlamasına, gitarına, neyine her şey var. Benim 6 ay sonra baktım lan ne oluyor dedim. Sinir kas sayım arttı. Benim gibi bir adam, böyle mülayim, böyle yufka yürekli bir adam, sinir kas sayım arttı. Yani aynen hani dedim ya, ruhu o kadar dinginleştiriyor ki, o kadar rahatlatıyor ki. O sendeki o stresi, o şeyi, o bir enstrüman çalıyor olmak. Hani biraz önce dedin ya işte, resim yaptığın zaman ya da bir beste yaptığın zaman ya da bir şarkıyı çaldığın zaman, icra ettiğin zaman bir şey yapmanın vermiş olduğu o mutluluğu yaşıyorsun. Evet. Üretmenin, hani her zaman diyorum ya, ürettiğimiz için mutluyuz aslında. Bak insan dikkat edin, ne zaman sıkılır? Hiçbir şey üretmediği zaman. Hiçbir şey üretmediği zaman. Bir şey ortaya koymadığın zaman. Bu işte bak bizim fıtratımızda ters bir şey üretmemek. O yüzden sıkılmaya can sıkıntısı başlar. Dolayısıyla sürekli bizim işte bir şeyler üretmemiz lazım. Sürekli bir şeyler yapmamız lazım. O zaman hocam, rahatlıyoruz. İnsanın kendine müspet bir uğraş bulması lazım. Kesinlikle. Bir şeyle uğraşmayan zaten mutlaka ya bir zararlı alışkanlığa ya bir faydasız işle meşgul olmaya başlıyor. Kesinlikle öyle. Dikkat ediyor. Yani daha çok ailelerin kaçırdığı nokta ne biliyor musun Mustafa? Yapılan bir çalışma, enstrüman çalan bir insanın, bir öğrencinin ya da bir kişinin IQ seviyesi yükseliyor. Bak normal IQ, bak şimdi iki tane zekadan bahsedilir. Bir duygusal zeka, bir de IQ dediğimiz bir bilişsel zeka. Duygusal zekayı geliştirebiliyorsun ama IQ dediğim şeyi geliştiremiyorsun. Yani hani sabit gibi bir şey. Yaratılıştan. Aynen. Hani genetik şeyler çok çok etkiliyor. Bir çalışma yapılıyor. Çok ciddi bir şekilde hani enstrüman çalan, doğru anlamda çalan ama hani böyle iki tane atıyorum gitar akor basıp ritim atmaktan bahsetmiyorum. Hani virtüöz olma noktasından bahsediyorum. IQ seviyesi ciddi anlamda değişiyor. Bir de Seren Yalçın ve Murat Şahin o şeyi de çok iyiler yani. Tamam. Yine konuyu futbola getirdiniz değil mi? Evet, benim de başım yerine oynayacağım. Yemin ederim bu ne ya? Nerezilik, ne gepazelik ya? Son model. Hocam ben kesiyorum bunu. Ne kesiyorsun ya? Dur ver. Allah'a tekrar teşekkür ederim. Uzun daha iyi olmaz mıydı? Siz daha iyisiniz ama. Uzun daha şey. Döner ki etrafı, bak ben şimdi nasıl dönecek bak. Bu hata üstülü geçiyor şimdi. Yani ben önce böyle bir şey görmedim tabii. İyi, harika ya. Harika. Diğer türlü. Aha, en tatlı yeni verdik galiba. En sevdiğim. Hocam yedim. Bunu şeyin nerede yaptırabiliriz böyle şey? Bunun için. Bunu yaptırdığım yerde yaptırdım ben onu. Burada var mı bildiğiniz? Burada yok. Diyebilirsin. Acı olsa ne güzel olur ya. Ya o şeyi de yıkarız. Hani o arabaya konabilecek, bunun içine koyarım, o sorun değil. Makine yapacağım zaten evde. Bunlar çöp değil mi abi? Aha, çöp. Çöp olan her şeyi yapamıyorsun. Bunu kapatalım mı? Evet, şimdi hemen toplanıp gideriz değil mi? Tabii. Denize gidelim ya. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde toparlanacağız. Buradan denize.
atla böyle. Koy orada. İçeriden top var, getirir misin bana, sana zahmet.